Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video atmıyordum. İşte bazen böyle hayatım böyle yokuş aşağı olabiliyor. Çukura doğru gidebiliyor. O sıralardan bir tanesiydi. Zaten siz bunun farkına varıyorsunuz. Uzun zamandır burada olanlar, abone olanlar biliyorlar. Ama şunun da farkındasınız. Böyle durumlar olduğunda ben o durumları atlattıktan sonra size patır kütür gönderiyorum videoları. Şimdi çok uzun zamandır göstermek istedim ama gösteremediğim bir site var. Ama o uzun zaman aslında işe yaradı. Çünkü site işe yarıyor mu yaramıyor onu öğrenmiş oldum çok da güzel oldu yani sadece inceleme olmayacak aynı zamanda deneyimlerimi de aktarmış olacağım. Videomuzdan başlığından anlayacağınız üzere videomuzun başlığı ne arkadaşlar? Youtube'da en iyi başlığı koymak. Yani ben gezi videolarını çekerken veya siz geziler, kampanyalar, indirimlerle indirimlerden haberdar ederken kullandığım bir başlık. Yani başlık başlığı nasıl oluşturuyorum onu anlatmış olacağım size. Acayip kelimeleri yan yana getiremiyorum çok iyi. <laughs> Şimdi isterseniz hiç bekletmeden hemen sitemize geçelim. Evet sitemizin ismi chatgbt.ai. Şimdi bu ne arkadaşlar? Biliyorsunuz son zamanlarda ünlü, popüler olan bizim bir chatgbt'imiz var. Bu site ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey yazıyorsunuz tamam mı? Onun hem ChatGPT'de ne sonuçları çıkacağını gösteriyor. Hem de Google'da arattırdığınızda ne çıktığını göstermiş oluyor. Hemen örneklerle başlıyoruz abi. Hemen arama kısmına mesela limon nedir diyelim mesela. Şimdi çetçi biti atıyor ama normalde şeyi göstermesi lazım. Bir dakika onu neden yapmadı onu anlamaya çalışıyorum şu an. Ha evet aslında evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada site bayağı bir bilinmeye başladı artık. Normalde hiç reklam çıkmıyordu. Artık reklamlar pataküte çıkıyor. Bir anda reklam hani böyle önünüze e, siteyi kapatan reklamlar falan var ya onlardan falan da çıkıyor. Onlara çok sinir oldum. E, ben kullanırken yoktular. Yani e, şu an bayağı aktif halde site galiba daha çok kişi tarafından bilinmeye başlandı ki reklamlarda arttı. Gördüğünüz gibi iki sonucu da ulaşabiliyorsunuz. Peki biz videomuzun konusuyla alakalı olan bölüme gelelim abi. Başa bir dönelim. Şimdi mesela diyelim ben diyelim sonra da ben deneyimlerimi size anlatacağım. Tamam mı? neler deneyimimi onları anlatacağım. Şimdi ilk başta mesela yazıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yazdım. En iyi başlık öneri nedir dedim. Şimdi gördüğünüz gibi en iyi başlık önerisi yazdım. Bana bir başlık verdi ve gayet de güzel. Ve ben bunu beğenmediysem şuraya geliyorum bir daha bir daha enter'a tıklıyorum. Ondan sonra farklı bir şey yapacak farklı bir e, başlık önerecek. Bir daha geliyorum farklı bir beğenmedim yine diyelim mesela bir daha geliyorum. Gördüğünüz gibi siz videonuzun konusuna göre istediğiniz başlık, ha yani bu başlık daha da uygun deyip seçebilirsiniz. Bir de şöyle bir yöntemi var. Bakın en iyi başlık önerisi de. Ne demiş lan? Ha. Başlık önerileri deyip bitirirseniz size birden fazla seçenek sunulacak. Şimdi iyi izleyin. Bakın. Hop. Gördüğünüz gibi siz şimdi bunun şöyle bir güzelliği oluyor arkadaşlar. Şimdi siz diyelim mesela Alanya geziyorsunuz ama mesela full yemeğini yediniz diyelim ya da ne bileyim aktivitelerini yaptınız diyelim. Ona göre ya da plajlarını gezdiniz. Ona göre başlıklar da var. Mesela diyelim ee, en yanları yakaladık. Alanya zaten Cennet'i keşfediyoruz. Görmeniz, heh, mesela görmeniz gereken yerler. Siz eğer buna odaklandıysanız, bir müzeyi gezdiniz, işte kaleye gittiniz falan. Mesela bu başlığı seçmeniz daha doğru olur. Ya da mesela diyelim başka neler var? dur. Bakalım neler var onları Daha nasıl bir şey bilmiyorum. Enfes plajlardan biraz sonra. Plajlar, plajları sürekli geziyorsanız bunu seçebilirsiniz. E, plajlar yani mesela Alanya'nın plajları ünlü ya veya sahil şehrinde o, zaman bunu seçebilirsiniz. Bu gibi şeyler yani ben şu an sadece Alanya için örnekleri bu arada çıkardım. Ve bu arada sabahın yazdığımda 8 öneri vermişim şu an ona çıkarttı. İşte dediğim gibi mesela Belki bak buna denememiştim. Bir daha indirdiğimde acaba farklı şeyler söyler mi onu çok merak ediyorum. Hani en iyi başlıktaki gibi değiştirir mi onu merak ediyorum. Gerçekten de değiştiriyor galiba. Aynen bu arada değiştirdi. Bütün öneriler yeniden geliyor gibi. Belki bir tanesi aynıdır bilmiyorum şu an aklıma değiller ama. Bak adrenalin dolu aktiviteler diyor değil mi? Mesela bir rafting mafting yaptınız. Orada var mıydı hazırlamıyorum tam ben yapmadım. Hemen ya da orada şeyler var böyle tekne böyle hızlı. Ona ne diyorlardı İngilizce bir isim var böyle tekne hızlıca gidiyor. Siz de arkada böyle balonla uçuyorsunuz ya şey paraşütle uçuyorsunuz ya onun ismini unuttum ya bir gece bir isim vardı. Neyse mesela öyle şeyleri deneyimlediyseniz mesela bat bu başlığı gömün mesela. onun dışında size daha ne göstereceğim. He şimdi deneyimlerime geleyim. Biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi sitenin yerinden ben başa getireyim. Şöyle tekrardan gösteriyorum bakın. faremle işaretliyorum yanlış siteye gitmeyin. Sonra böyle sinirlenirsiniz. Ben teknolojilerde acayip sinirlenirim. O yüzden bir daha gösterdim bak sizin için. Senin görünümün de bu şekilde. Mesela bak şu aşağıdaki reklam var ya mesela bu yoktu. Bayağı demek ki öğrenilmeye başlandı. Reklamlar patakta geliyor. Ee, kendi deneyimlerime geleyim. Yalan konuşmayacağım. Ee, bütün videolarımı uygulamadım. Ee, yaklaşık 6-7 tane videomu uyguladım. Ve e, ikisinden iki ya da üçünden verim aldım. Daha doğrusu ikisinden biraz güzel verim aldım. Bir tanesinden çok az verim aldım düşünüyorum. Diğerleri de gerilemedi de hiçbir şey de olmadı. Ee, o yüzden... Ee, yani çok çok böyle faydalı mı? hem çok çok faydalı mı desem öyle değil. Faydalı mı? Faydalı diyebiliriz. Ee, onun dışında şöyle bir şey içinde yardımcı oluyor. Bazen hiçbir aklıma fikir gelmiyor. Mesela size birkaç gün sonra bir vlog sunacağım. E, yani başlığını ne yazacağımı biliyorum ve asla çetçi bir sormayacağım. Yani bu siteye de girmeyeceğim. Ee, ama bazen gerçekten ağzım yani dudağım böyle beynim kilitleniyor ve hiçbir şey getiremiyorum aklıma. Tak orada da işte bu site bana, benim yardımıma koşmuş oluyor. Dil sürüşmeleri ac acayip yaptım. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Ee, bu video bu kadardı. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Umarım size de yardımcı olur. Sorularınız olursa yine yorumlarda sorarsınız. Kendinize çok iyi bakın.